Huzursuz bağırsak sendromu, irritable bağırsak sendromu, IBS, spastik kolon, bağırsak tembelliği aslında hepsi aynı anlamda kullanılır. Kısaca tanımını yapacak olursak, irritable bağırsak sendromu bağırsaklarda bir şekilde sonradan gelişen bir düzensizliğe bağlı karın ağrısı, şişkinlik, arada ishal ve kabızlıkla giden bir hastalıktır. Özellikle 20-60 yaş arası kadınlarda çok sık görülmektedir. Ya yani şöyle anlatayım. Polikliniğimize gelen 20-60 yaş arası kadınlardan karnı ağrımayan, şişkinliği ve karın ağrısı ishal olmayan neredeyse yok gibidir. Özellikle bunu tabi bu duruma sebep olabilen bazı hastalıklar vardır. Mesela hastanın geçmişte geçirdiği bir bağırsak enfeksiyonu, karınla ilgili geçirdiği bir ameliyat veya stres durumu, hormonal bozukluklar, bazı hastalıklar İBS'ye sebep olabilir. Hastalarımızdan şunu çok sık duyarız. Hocam ben işte zamanında bir bağırsak enfeksiyonu geçirdim ondan sonra bağırsağım hiç düzelmedi. Veya hocam işte babamı kaybettim ondan sonra bağırsağım hiç düzelmedi. İşte yakın zamanda sezeryen oldum, karından bir ameliyat oldum ondan sonra bağırsağım düzelmedi gibi şikayetleri çok fazla duyarız. Peki IBS'nin tanısını nasıl koyarız? IBS'nin tanısını koymak için ilk önce o semptomlardan bahsedelim istiyorsanız. IBS hastalarda karın ağrısı, şişkinlikle beraber ishal ve kabızlık oluyor. Bunun için tasarlanmış bir Roma 4 kriterleri vardır. Roma 4 kriterlerine göre son 3 ayda gelişen, ayda 3'ten fazla rahatsız eden hastanın karın ağrısı ve şişkinlikle beraber dışkılama alışkanlığında, formunda, sıklığında değişiklik olması. Hastalarımız bize şunu çok sık söyler. Hocam keçi pisliği gibi dışlıyorum veya dışkımdan mukus jöle geliyor. İşte tuvaletimi yapıyorum ama tam boşaltamama gibi his oluyor. Karnım ağrıyor, iç çamaşırım lekeleniyor gibi bazı şikayetler söyleyebilir. IBS'de en önemli şey yani ritabul bağırsak sendromunda en önemli şey bu hastalığın kesinlikle kansere dönüşmeyeceği, bu hastalıkta kanama, işte gece şikayetleri gibi kilo kaybı şikayetlerin olmayacağıdır. IBS tanısı konulması için hastalarımıza ayrıntılı kan ve dışkı tahlilleri yapıyoruz. Özellikle tiroid hastalıkları ve diyabet gibi şeker hastalığı gibi hastalıkları mutlaka araştırıyoruz. Gerekirse ultrasonografi, tomografi MR çektiriyoruz. Hastalarda eğer mümkünse laktoz intoleransı veya çöllak gibi tahlilleri istiyoruz ama en önemlisi IBS bir dışlamak tanısı olduğundan dolayı hastalara mutlaka endoskopi kolonoskopi yaptırmasını öneriyoruz. Çünkü bu tip hastalar genelde Birçok doktoru gezdikten sonra bize gelirler ve endoskopi, kolonoskopi, diğer kötü hastalıkları, bağırsak kanseri gibi, irritable, inflamatuar, bağırsak hastalığı, ya işte çölyak, kron, ülseratif kolit gibi hastalıkları dışlamak için mutlaka gereklidir. Tanısını koyduktan sonra aslında işler biraz daha zorlaşıyor. Çünkü IBS'nin irritable bağırsak sendromunun tam olarak bir tedavisi yoktur. Semptomları semptomları geçiştirmeye yönelik tedavi veriyoruz. İşte hastanın ishali varsa ishalini düzeltmeye çalışıyoruz. Kabızlık varsa kabızlığını düzeltmeye çalışıyoruz. Diyet mutlaka elzem. Bu tip hastalarda mümkünse gaz şişkinlik yapacak ilaçlardan uzak durmasını öneriyoruz veya besinlerden. Mesela çok fazla hamur işi yememesini tavsiye ediyoruz. Tatlandırıcı kullanmamasını tavsiye ediyoruz. Asit içecek, gazlı içeceklerden uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Bol sıvı tüketmesini ve egzersiz yapmasını öneriyoruz. Ama şu ana kadar gösterilmiş belirgin yani %100 bu işi düzeltebilir dediğimiz bir tedavi maalesef yoktur. Burada en önemli meselelerden birisi IBS hastalarının tek doktor tarafından takip edilmesidir. Çünkü bu hastalar ellerinde bir torba ilaçla, bir sürü tahlille bize geliyorlar ve bizden sonuç alamadığı zaman da yine başka doktorlara gidebiliyorlar. Onun için mümkünse bu hastaların tek doktor tarafından takip edilmesini öneriyoruz sağlıklı günler dilerim.